Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Halep sahnen keçisi melezlerini göstereceğim size. Çekimi yaptık. 2 gün kadar önce çekimleri gerçekleştirdik. Burada sahnen keçisi olan bir abimiz var. Onun evinde ziyaret ettik. Teke olarak bizim tekemizi kullanmıştı. Geçen sene hayvanı ilk aldığımız dönemlerde Ağustos ayında biz geçen sene hayvanlarımızı getirmiştik. 10 adet sağılır hayvan almıştım. Ben evinin o taraflarda gidiyorum. Bu gideceğimiz abinin, biraz sonra videoyu çektiğimiz abinin. Evinin oralardayken beni gördü. 2 tane keçi de kendisine vermemi istedi. Tabii ben sayıyı çoğaltmak hedefim olduğu için veremedim. Seneye, bir sonraki sene inşallah yardımcı olayım abi dedim. Ama o tabii çok heveslendi. Daha önceden de inek, koyun bakmış. Keçiye de merakı var. Emekli bahçesi de olduğu için böyle hobi amaçlı almak istiyordu. 2 tane sahnen keçisi almış. Tekesi olmadığı için de bizim tekemizi kullanmıştı. Normalde bu tarz hayvanları birleştirmeyi, sürüleri karıştırmayı çok sevmiyorum. Bir de tavsiye de etmiyorum. Hayvanlar arasındaki hastalıkların birbirine geçmemesi açısından bu tarz bir şey yapmak uygun değil. Ama o dönem için hayvanlarımız zaten bizim yeni gelmişti. Buraya bir adaptasyonları yoktu. Ve abimiz de kıramayacağımız bir abi olduğu için bu şekilde yardımcı olmuştuk. Ve sahnen keçisiyle Halep keçisinin melezleri bu sene doğdu. Bizim oğlaklarla aynı anda doğdular. Bizim de arkada oğlaklarımız var. Şimdi size ilk önce bizim oğlakları göstereceğim. Bizim oğlakları gösterdikten sonra ağız yapıları, burun yapıları, kulak yapıları, onları gördükten sonra şimdi biraz sonra çekimlerde melezlerin de yine ağız, burun, kulak, meme yapılarını göstereceğiz. Buradan bir kıyas yapabilirsiniz. Hani ben de bu hayvancılığa başlamadan önce, yani bu Halep keçileriyle tanışmadan önce, bu Halep sahnen melezleri acaba nasıl olur, performansları nasıldır diye çok merak ediyordum. YouTube'da da bu şekilde çok araştırma yapmıştım. Ama böyle üreticilerin denemiş olduğu ve gösterdiği bir videoyla hiç karşılaşmadım. Ya büyük çiftliklerde böyle yurt dışından sperm getirmişler, Halep sahnen melezi yapmışlar. Onlara da çok güvenemedim, nasıl bir performans olduğunu çok net söylemiyorlar. Ya da çok kırma, ne olduğu belli olmayan hayvanlarla karşılaştım. Yani tam böyle Halep sahnen melezinin gösterildiği bir videoyla karşılaşmamıştım. O yüzden bir yandan da bunun da mutluluğu içerisindeyim. Yani 2-3 yıl önce benim YouTube'da arayıp tarayıp bulamadığım videoyu burada izleyicilere sunma imkanına eriştik. Allah'a şükür burada denediğimiz şeyleri kanalımızda göstermeye çalışıyorum. İnşallah burada merak ettiğimiz, yani geçmişte merak ettiğimiz şeyleri deneyip sonuca ulaşıp başarılı olduk, şöyle oldu, böyle oldu diye YouTube'da yayınlar yapıyoruz. Çok şükür kanalımızda da bunları paylaşıyoruz. Şimdi hemen oğlaklarımızı, buradaki kendi oğlaklarımızı göstererek videoya başlayalım. Ve daha sonra hemen çekim yaptığımız yerle geçiş yapacağız. Evet, bu görmüş olduğunuz oğlağımız Mart sonu, Nisan başı gibi doğdu. Yani biraz sonra göstereceğimiz melezler de 3 aşağı 5 yukarı bu dönemde doğduğu için özellikle bu oğlağı göstermek istedim. Yani daha rahat kıyas yapabilmeniz açısından daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Burada dikkat edeceğimiz hususlar, biraz sonra da melezlerin özellikle oralarını göstereceğiz. Burun yapısı, burnundaki o kancalı yapı, yine ağız yapısı ve kulaklarının yayvanlığı, uzunluğu. Kulakları 1-1,5 karış kadar var. Burada ilk nurun da yine kulakları aynı şekilde uzun. Burada göğüs yapısını göstermeye çalıştım ama tek başıma olduğum için biraz zorlandım. Sonra kafa kilitlemeli yere aldım, orada gösterdim. Ama tabii daha doğum yapmamış bir hayvan olduğu için göğüsleri çok fazla belli olmuyor. Biraz sonra yapacağımız çekimde kameramanımız var. Kameraman olarak kız kardeşim bana sağ olsun yardımcı oldu. Ve ilk defa bir videomuzda da benim haricimde birisi gözükecek. Mehmet abiyle beraber yaptık çekimlerimizi. Güzel bir video oldu. İnşallah beğenirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mehmet abiyle beraberiz. Mehmet abinin keçilerine bakacağız. Yine ahırını da şöyle güzel bir gezeceğiz. Abi nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok şükür abi. Sağ ol, sen nasılsın? Çok sağ olasın abi, ben de iyi, misafir ettin, çok sağ olasın. Şimdi keçilerine bakalım. Şimdi Mehmet abinin keçilerinde şöyle bir özellik var. Geçen sene tekesi yoktu. Erkek hayvanı olmadığı için bizim Halep tekemizden kullandı. 2 tane anaç burada sağılır hayvanı var. Yine buradaki görmüş olduğunuz oğlakların hepsi de bizim Halep tekemizden, videolardan zaten biliyorsunuz, Özlem'den olma yavrular. Yani anneleri sahnen, buradaki gördüğünüz hayvanlar. Babaları da Halep oğlak, şey, Halep keçisi. Sadece şuradaki hayvanı Mehmet abi çiftlikten aldı. Bunu Beyşehir'deki çiftlik miydi abi? Beyşehir'de sahnen çiftliği var. Oradan aldı. Ay olarak da herhalde bu daha büyük onlardan. Biraz aldığında büyüklerdi ama ondan sonra bunlar biraz farkı açtılar yani. Bu mesela 1-2 ay kadar onlardan büyük herhalde. Muhtemelen öyle herhalde yani. Tamam. Şimdi aldığında ilk baş cüssü olarak bu biraz daha iriymiş.
Ama diğer oğlaklar daha sonra zamanla aradaki açıyı kapatmışlar. Hatta geçmişler herhalde. Bundan şu an daha iri duruyorlar galiba. Bu ama orijinal sahnen. Herhalde yurt dışından gelme ithal bir hayvan. Olduğunu söylediler. Evet. Bu pedigree kaydı maydı olan bir hayvan. Aynen. Herhangi bir melezleme şeyi olmayan orijinal sahnen ırkı. Şöyle diğer oğlaklarımızı gösterelim. Bir böyle bir melezleme yapıldığında anneye mi daha çok çekmiş, babaya mı daha çok çekmiş? Ağız yapısı, kulak yapısı, yine göğüs yapısı daha önemli tabii. Göğüs yapılarına da bir bakalım. Bir tane oğlağı tutabilir miyiz abi? Şöyle gösterebileceğimiz ağzını, yüzünü. Tutması biraz tabii zor olabilir. Yani. Olacak. Şöyle geçeyim mi ben buradan? Vallahi geçsem olur abi. Tamam. Bu arkadaşını tutabilirse tutalım. Tamam, tutalım. Şimdi biz oğlakları elle bakıyoruz ya abi. Biberonla baktığımız için böyle elimizi uzattık mı hemen geliyorlar. Sizin bunlar annelerine emdi herhalde. Aynen. Annelerine emdiği için biraz... Bak annesiyle alakası olmadığında bak, bu peşimden gitmiyor. Bu mesela çiftlikten geldiği için bu anne bilmiyor galiba. Aynen. O yüzden insana daha yakın. Bizim de keçilerimiz, oğlaklarımız genelde hepsini biberonla beslediğimiz için daha cana yakınlar. O içeri gitti abi, onu istersen daha rahat olur İçeride o şekilde. Yakalarız. Aynen. Tamam. O sırada biz de keçilere bakalım. Bunlar orijinal sahnen keçileri. Yine göğüs torbalarına bakabilirsiniz. Maşallah çok güzel göğüsleri var. Yine siz de maşallah demeyi unutmayın. Mehmet abimiz içeriden oğlağımızı getirsin. Oğlağımızın bir ağzını, yüzünü, kulaklarını, göğüs yapısını sizlere gösterelim. Bu da sahnen. Bu da çiftlikten alındığı için genelde insanlarla haşır neşir olduğu için, anne bilmediği için daha doğrusu kaçmıyor. Diğerleri biraz kaçtı. Mehmet abi bakımı... Tamam, geldi oğlağımız. Biraz yaklaş. Şöyle... Tamam, oğlağı da fazla yormayalım. Şöyle ağzını, burnunu, kulaklarını göstereyim. Kulakları mesela iyi yan yana oldukları güzel oldu. Bununki gibi dik değil. Çok da uzun ama değil çok ya. Da Halep gibi de uzun değil. Aynen. Gene biraz marul, öyle geniş hayvanlık var ama uzunluk yok. Asıl benim merak ettiğim göğüs yapısı. Şöyle çekebilirsen göğsünü. Tabii oğlak olduğu için göğsü çok belli değil ama. Yaklaş yaklaş. Biraz daha yaklaş. Yani çok belli değil. İleride gebe kaldıklarında biraz daha netleşecektir ama şu an çok sahnen gibi durmuyor. Halep gibi de çok durmuyor. Halep bizim genelde çok yana doğru böyle. Evet. Hatta biraz da öne doğru. Sağımlar o yüzden zor oluyor. Makineye yani bağlaması da zor oluyor. Şey, sahnen gibi değil yani. Yine de doğru. Yine de sahnen gibi de değil. Ama bizimkiler gibi böyle yana da tam bakmıyor. Biraz daha büyüdüm daha netleşir. Böyle arada bir şey olmuş. Aynı yüzü gözü gibi. Burnu gibi. Burnu mesela tam kancalı değil. Ama tam böyle sivri düz de değil. Kulakları yine bununki gibi dik uzun değil. Ama bizim Halepler gibi şey dedi. Demek ki tam arada oluyor. Aynen. Şimdi biz bunu şöyle yapalım abi. Mesela bu hayvanlar bu sene eğer gebe kalırsa, bir 5-6 ay sonra doğururlarsa, yaşına girdiğinde. Süt oranları ne olacak? Aynen, süt oranı nasıl olacak? Yani çok merak ediliyor bu sahnen Halep ikizlemesi, yani melezlemesi nasıl oluyor, yavrular nasıl çıkıyor diye. Biz bunu devamını da inşallah bir 6-7 ay sonra doğururlarsa gelelim. Senden süt oranları nasıl oluyormuş soralım. Yani annesiyle kıyaslayalım. Yine bizimkilerle de bir kıyaslama yaparız. Gelişimleri de güzel herhalde. Gelişimleri yönünde. Çok, aynen, çok iyi yani. Mesela elinde orijinal sahnen de var senin. Ve aynen. Çiftlikten alınma, o yurt dışı menşeli olduğu için hakiki sahnen. Yani bunun da ilk kuzusu olacak. Onların da ilk kuzuları olacak. Dolayısıyla süt oranlarını karşılaştırması daha basit. Daha basit olacak. Yani ikisi de doğum yaptığında melezin mi daha çok süt verdiğini, orijinal sahnenin mi daha çok süt verdiğini aslında direkt aynen. Görebilmiş olacağız. Abi çok sağ ol. Yani çok kısa bir net bir video oldu. Çok teşekkür ederim. Ağırladın bizi. Mehmet abi bizim yani köyümüzden tabii ki de hem abimiz hem de babamın da aynı zamanda ustası. Babam memur olmadan önce Mehmet abimizin yanında çalışıyormuş. Mehmet abi de köyümüzün hatır sayılır böyle inşaat ustalarından. Elinden her şey geliyor. Hatta şimdi hayvanlara yer yetmiyor diye kendisi yan tarafı da gösterir misin? Şöyle yan tarafta kendisi ahır yapıyor. Onu da bu kışa herhalde yetiştirmeye aynen. Çalışıyor. Bu kışa eğer yetişirse
Hatta onun bitmiş halinde yine nasıl yaptığını, kaça mal ettiğini. Mesela o da çok güzel olur. Sen bunu... Maliyetini ben bilemem. Sadece malzeme maliyetini anca bilemem. Tamam, ustalık tabii yani, senden olduğu için. Mesela ne kadar, kaç piriket gitti, ne kadar çimento gitti. Onların böyle bir şeyi nasıl mal ettin, onu da yine sorarız. Kapı mapı hepsi zaten çıkma kapı herhalde. Elindeki... elimizdeki var olan kapılardan taktım. Yani. Onlarla değerlendirdim. Güzel olmuş abi, eline sağlık. O zaman biz buraya bir daha gelelim. İnşallah. Hem ahırı gösterelim, hem bunlar doğum yaparsa bunları tekrar gösterelim. Böyle i̇nşallah. Bir video inşallah tekrar yapalım. Tamam. Abi çok teşekkür ederiz. Hakkını helal et. Bizi ağırladın, vaktini aldık. İnşaattan alıkoyduk Mehmet sıkıntı abimizde. Sıkıntı değil, devam ederiz biz. İnşallah. Tamam abi. Bir gün çalıştırırım seni, ödeşim. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ettim abi. Hadi. Tamam, videoyu bitirelim. Zaten kameramanımız da zor durumda. Keçi biraz zorluyor. Kameraman da kardeşim. Kendisini mi kaşıyor, seni mi kaşıyor? İkisi de birbirini kaşıyor. Şimdi normalde videoları ben genelde kendim çekiyorum. Kendimi tutarak çekiyorum. İlk defa bu videoda da biz de ilk defa denedik. Bir kameramanımız var. Normalde kamerayı her zaman kendim tutuyordum. Bu da böyle bir bize de deneme oldu. Tecrübe olmuş oldu. Ama bunun devamını yapalım abi inşallah. Gelelim. Tamam, videoyu bitirelim artık. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da yine görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam, çok teşekkür ettim valla. Güzel oldu. Bence hoş oldu.